كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli takipçilerimiz, sizlerden gelen yoğun sualler, yani yoğun suallerden biri de şu: şu ehli sünnet mi, şu bidat ehli mi, şunu dinleyelim mi, bunu dinleyelim mi, şunun şöyle videosu var, bunun böyle videosu var, hocam şunu dinleyelim mi, hocam şuna bakalım mı? Çok sual geliyor. Biz de bu ardı arkası kesilmeyen sualler için bidat ehlinin tam listesini çıkardık Allah'ın izniyle. Yani %99'u, ismini hepsini sayacağız. Hani burada saymayacaklarımız, saymadıklarımız da büyük bir ihtimal hani ya bidat listesine giremeyecek kadar da bozuk adamlardır büyük bir ihtimal, öyle tahmin ediyorum. Şimdi kardeşler, isimleri tek tek sayacağız. İsimleri tek tek sayacağız. Ondan sonra sosyal medyada aktif olanların bozukluklarını söyleyeceğiz. Yani sosyal medyada çok ön planda olmayanların, sosyal medyada çok tanınmayanların bozuk ahvallerini saymaya gerek yok. Ama sayacağımız isimler çoğu ehli sünnet hoca tarafından, çoğu ulema tarafından ne kadar bozuk, ne kadar bidat ehli, ayet hadis inkarcısı olduğu tasdiklenmiştir. Zaten çoğunuz da biliyorsunuz. Ama maalesef, maalesef bunları da hoca diye, hacı diye eline ayağına yapışan çok insan var. Maalesef kardeşim. Yani adam açık açık ayet inkar diyor. Ama kardeşim, adamın savunucusu diyor ki yok öyle değil diyor. Ya kardeşim, adam bariz diyoruz yani, anlatamıyor muyuz kardeşim? Bak, bu adam ayet inkar diyor, hadisi inkar diyor. Yok öyle dememiştir diyorlar. Allah onlara da hidayet versin kardeşim. Ne diyelim yani? Gözü kapalı bu adamlara maalesef uşak olmuş insanlar var. Uşak olmuş resmen. Şimdi dedik ya, listeyi sayacağız. Listedekilerin tamamı ehli sünnet değildir. Çoğu da zaten zındık kategorisinde. Çünkü ayet hadis inkar ediyorlar adamlar. Yani bunlara da kalkıp ehli sünnet dışı bile diyemeyiz yani. Ama dedim ya, bunlardan uzak duruyorsunuz. Sadece sosyal medyada aktif olanları kardeşim, yaptığı bozuk ahvalleri sayacağız. Allah rızasında uyuyoruz. Bu adamları dinlemeyin. Bakın kardeşim, ben bunları, bu listeyi ben belirlemedim. Bu listeyi ben belirlemedim. Kimin de ehli sünnet, kimin ehli sünnet olmadığını ben de karar vermiyorum kardeşim. Bak, ben karar vermiyorum. Ben sadece adamların ağzından çıkan kelamlara göre, yaptığı ahvallere göre ne mal oldu? Zaten piyasada olduğu için, çoğu hocamızla konuştuğu için, çoğu ehli sünnet ulemasla bu adamların ne kadar bozuk olduğunu belirttiği için, biz de insanları aydınlatmak, bilgilendirmek üzere bu listeyi size okuyacağız. Şimdi tek tek okuyorum kardeşim. Allah rızası için iyi dinleyin. 1. Aziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu, İhsan Eli Açık, Edip Yüksel, Ebu Hanzala, Caner Taslaman, Mehmet Okuyan, Adnan Oktar, Zekeriya Beyaz, İskender Evrenesoğlu, Ali Rıza Demircan, Yaşar Nuri Öztürk, Bayraktar Bayraklı, İsmail Nacar, Hayri Kırbaşoğlu, Alparslan Kuytul, Süleyman Ateş, Hayrettin Karaman, Ahmet Şahin, Ahmet Hulusi, Muhammed Nur Doğan, Cemal Nur Sargut, Ubeydullah Arslan, Emin Işık, Hüseyin Atay, Mehmet Aydın, Şaban Ali Düzgün, Mustafa Öztürk, Ömer Özsoy, Hakkı Yılmaz, Ebu Haris, Hacı Abi, Emine Şenlikoğlu, Hasan Onaz, İlhami Güler, Mustafa Karataş, Abduh Afgani, Mevdudi, Numan Alihan, Reşit Rıza, Ali Şeriati, Zakir Naik, Emre Dorman ve Diyarbakırlı Ramazan. Şimdi kardeşler, bu vatandaşların tamamı ehli sünnet dışı insanlar. Bunun tartışmaya açık bir konu değil zaten bu. Ama biz ne dedik? Sosyal medyada ön planda olan, sürekli YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da videoları dönenleri, yaptıkları bozuk ahvalleri şimdi sırayla sayacağım inşallah. Aziz Bayındır. Genç arkadaş diyor ki, hocam diyor, Allah Celle Celal benim kiminle evleneceğimi bilir mi diyor. Aziz Bayındır diyor ki, Allah Celle Celal senin kiminle evleneceğini nereden bilsin evladım diyor. Bu adam Allah Celle Celaluhu'nun ilim sıfatını inkar ediyor. Ve daha bunun gibi nice bozuklukları var. 2. Mustafa İslamoğlu. Mustafa İslamoğlu denen şahıs Hazreti Adem'in babası var diyor. Hatta o Hazreti Adem ne değil mi? Adem'in babası var diyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da ne diyor? Estaizu billah, bismillah.
Ya beni Adem'e en la te'abudu şeytan. Ey Adem oğulları, sakın ha şeytana tapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Adem oğulları diyor Allah Celle Celaluhu. Ama Mustafa İslamoğlu denen vatandaş diyor ki Adem'in babası var. Haşa ve kella. Hazreti Adem ilk insandır. Devam ediyoruz. İhsan eli açık. Bu ihsan eli açık hakkında ben reddiye bile yapmayı düşünmüyorum. Çünkü bu zaten komple uçmuş. Namaz mamaz komple her şeyi inkar ediyor. Birçok hadisi komple yani inkar ediyor. Bu adam konuşmaya bile değmez. Edip Yüksel. Bu vatandaş da Amerika'da yaşıyor. Çoğu hadisleri, ayetleri inkar ediyor. Hatta bir ara kendini peygamber falan ilan etmişti bu. Ebu Hanzala. Bu Ebu Hanzala denen vatandaş Vahabidir. Bunlar kendi cemaatlerinden hariç kim varsa, bakın bunların cemaatinden hariç kim varsa herkesi kafir, müşrik olarak damgalıyor. Yani şu anda %99'u sözde Müslüman ülkemizde sadece bunlar Müslüman, geri kalan herkes müşrik. Uzak durun. Caner Taslaman. Hoca değil ama bunu hoca yaptılar. Tamam mı? Bu vatandaş felsefeci. Bu da çoğu hadise ayeti inkar ediyor. Zaten Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan tayfasının yanında takıla takıla bu da zaten onlar gibi oldu. Ondan sonra Mehmet Okuyan. Mehmet Okuyan vatandaş der ki Hazreti Meryem haşa çift cinsiyetliymiş. Hazreti İsa içeride kendi kendine döllenerek olmuş. Meryem suresinin ayetlerini inkar ediyor bu adam. Bu adam kabir azabını inkar ediyor. Bu adam miracı inkar ediyor. Bu adam çok bozuk adam. Ama maalesef bu adama deli gibi aşık olanlar var ya. Ya adam açık açık ayet inkar ediyor kardeşim ya. Mehmet Okuyan çok tehlikeli bir adamdır. Allah rızası için uzak durun. Devam ediyoruz. Adnan Oktar onu saymıyoruz zaten. Zekeriya Beyaz tavuktan kurban olur dedi. Onu da saymıyoruz. İskender Evrenesoğlu zaten kendini peygamberi ilan etti. Ali Rıza Demircan. Bu da bunlardan aşağı kalır yanı yok. Yaşar Nuri Öztürk ölmeden önce ben deistim dedi. Bayraktar Bayraklı. Kadınlar adetliyken oruç tutabilir, namaz kılabilir dedi. Haşa ve kella. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Sahih hadisi var. Onu inkar ediyor. İsmail Nacar. Bu İsmail Nacar hakkında hatta yani bırakın normal bir adamı normal bir şey bile diyorlar yani. Ne olduğu belli değil diyorlar. Her neyse. Hayri Kırbaşoğlu. Onu da geçiyoruz. Çok şey değil, göz önüne değil. Alparslan Kuytul. Vahabi kırmasıdır. Mustafa İslamoğlu denilen bozuğa, zındıka. Mustafa İslamoğlu hocam diye hitap ediyor. Zaten ayet inkar eden, hadis inkar eden adama hocam, canım diyen adamlardan bir haltı olmaz zaten. Provokatördür ayrıca kendisi. Alparslan Kutul. Süleyman Ateş, milli piyango haram değildir dedi. O zaten uçmuş. Hayrettin Karaman bu top 10 listesinde şey yani zirveye oynuyor. Hayrettin Karaman demişken aklıma geldi. Mehmet Görmez, eski Diyanet İşleri Başkanı. Bu sapıkların tamamının tepesindeki adam aslında. Bak. Tamamın tepesindeki adam. Bir de bu Mehmet Görmez'in hocası var. Said Hatipoğlu. Allah Celle Celaluhu aklıma getiriyor işte bak. Listede yok dedik. Hani tek tük kişi kaldı dedik ama onlar da zaten yani başı yani. Listede top 10'da bir numarada biri. Birin üstünde. Ondan sonra Ahmet Şahin Geç, Ahmet Hulusi Geç. Bunlar zaten bozuk adam. Muhammed Nur Doğan o da bozuk. Cemal Nur Sargut. Bu hanım abla da Allah buna da selamet versin. Akıl fikir kalmamış bunda. Ubeydullah Arslan Vahabidir. Emin Işık uzak durun. Hüseyin Atay uzak durun. Mehmet Aydın uzak durun. Şaban Ali Düzgün. Bu da bir öğretmendi. Sözde öğretmen. Bir okulda öğretmen. İmam Hatip'te mi artık neyse. Bu da milleti gavur ediyordu. Çoluğu çocuk gavur ediyordu. Okuldan atıldı en son. En son yine bu okuyanların mı, taslamanların mı bir tanesinin kanalında çıktı. Ya da Halk TV'de mi her neyse. Orada milleti gavur etmeye devam etti. Ondan sonra Mustafa Öztürk. Bu Mustafa Öztürk denen vatandaş diyor ki Yasin suresindeki meal diyor, pornografide bile yok diyor. Bak Yasin suresindeki meal diyor, tefsir pornografide yok diyor. Ve diyor ki, diyor cennette yeşillikler varmış, çimen varmış diyor, nehir varmış. Ne var? Aynısı diyor, Giresun'da da var diyor ya. Ne yapayım ben o cenneti? O diyor, Arap'ın cenneti diyor. Cennetliklerin kıyafetlerine gay kıyafetler diyor. Zaten dedim ya, bunu aslında saymaya bile gerek yok da neyse. Ömer Özsoy uzak durun. Hakkı Yılmaz. Hakkı Yılmaz'ı hoca diye böyle el üstünde tutanlar da var. Allah onlara da selamet versin. Hakkı Yılmaz'ın hocalıkla hacılıkla hiçbir alakası yok. Tam bidat ehlidir. Ebu Haris, Ebu Hanzala'nın çakmasıdır. Junior Ebu Hanzala. O da zaten her önüne geleni müşrik diyor. Sınırda şehit olan askerlerimize haşa kafir diyecek kadar şerefsizdir. Açık açık söyleyeyim şerefsiz. Hacı abi, bu da yeni Ebu Hanzala Ebu Haris'imiz. O da geçen video yapmış. O da sözde bize ithafen. İşte
Bana işte takke takmıyorlar diyor. Ben de şimdi kafama bir tane takke taktım, ne oldu hocam oldum diyor. İşte evde diyor 3 tane cübben var, 4 tane takken var diyor. Evde olması önemli değil. Hacı abi kafada olması önemli. Estaizu billah bismillah. Kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhbibikumullah ve yagfir lekum zunubikum. Vallahu gafurur rahim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a benzeyeni seviyor Allah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a tabi olanı seviyor Allah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam takkesiz bırak, sarıksız gezmiyor. Hacı abi bırak bu numaraları. Geç. Devam ediyoruz. Emine Şenlikoğlu. Bu hanım abla da eskiden sözde Efendi Hazretlerimize bağlıydı. Sonradan artık kime bağlı oldu da belli değil. Bu Mustafa İslamoğlu'cu tayfa oldu. Hasan Onat Geç. İlhami Güler. Bu vatandaşta Kur'an'dan şu ayetleri çıkartalım. Ayetleri çıkartalım. Biz bunları işte insanlara nasıl anlatacağız diyor. Ya düşün adam, ayetleri çıkartalım diyor. O zaten uçmuş. Mustafa Karataş. Hanımların en sevdiği hoca. Tabii hanımların bayıldığı bir hoca. Hanımlar ne derse oradan gidiyor. Hanımlar isterse ayet inkar diyor. Hanımlar isterse hadis inkar diyor. Hiç gözü kapalı yani. Hazreti İsa inecek diyor. Mütevadir hadistir. Hazreti İsa ineceği. Hazreti İsa inecek. Mütevadir hadis inkar ediyor. Çarşaf marşaf yoktur diyor. Çarşafın kök, bak cilbabın kökeninde kardeşim çarşaf vardır. Senin Arapça bilgin, kültürün yok ki bilesin bunu. Sen kamera hocasısın. Sen kadınların hocasısın. Neyse. Abdu Afgani, bunlar zaten Vahabiliğin şeyidir. Mevdudi, bu da al birini vur ötekine. Zaten uzun uzun anlatmaya gerek yok. Numan Alihan, Amerika'da yetiştirilmiş bir ajandır Numan Alihan. Bu da Vahabilik akidesindedir. Tam hani kendini Vahabi olarak ilan etmese de o kafadadır. Reşit Rıza, bu da eskilerden bunlar bak. Abdu, Afgani, Mevdudi, Reşit Rıza, Ali Şeriati. Bunlar eskilerdir ama bu zındıkların şeyleridir yani ağababaları. Ondan sonra Zakir Naik. Çoğu kimse bu Zakir Naik Ehl-i Sünnet falan biliyor. Ehl-i Sünnet'le alakası yok. Bu Zakir Naik denen vatandaş da tam Vahabidir. Vahabi kafalıdır. Allah razı olsun. Uzak durun. En son olarak da Emre Dorman. Emre Dorman da hocam hoca değildir. Acun'a da Allah selamet versin. Bu Acun var ya, Acun'un yatacak bir karış toprağı yok. Bu Emre Dorman, Mustafa İslamoğlu, bu Mehmet Okuyan, bunların hepsini TV8'e çıkartıp kanalı zaten Survive ile beraber kanalı cünüp etmişti. Şimdi bunlarla beraber kanalın betini bereketini kaçırdı. O Acun Ilıcalı, Allah ona selamet versin. Hani iyiliğine iyi adam, sağa sola iyilik yapabilir ama kardeşim beni ilgilendirmez o. Sen bu bidat ehli bozuk adamları piyasaya sen sürdün. Sen parlattın bunları. Bunların vebali sana çok ağır olacak Acun Bey. Sana da arada söyleyeyim ben lafımı. Lafımı esirgemem ben kimseden. Kimse kusura bakmasın. Emre Dorman'dan da uzak durun. Hocalıkla falan alakası yok. Sadece piyasayı sürüyor bu. Mustafa İslamoğlu falan, Mehmet Okuyan, Caner Taslaman tayfasını onları konuşturuyor. Yani bunların gavurluklarını tasdikliyor. He, Allah Celle Celle yine aklıma getirdi. Yakup Deniz denen vatandaş, millet bana diyor ki Yakup Deniz'e reddiye yap diyor. Ya Yakup Deniz Müslüman değil ki ben onu reddiye yapayım kardeşim. Yakup Deniz Müslüman değil. Yani ayetleri inkar ya aslında tartışmaya bile kapalı bir konu. Yakup Deniz gavur yani, bunun lamıcı mı yok kardeşim. Arkadaşlar bidat ehlinin tamamını saydık. Arada ben dedim hani %99 dedim ama o işte Allah Celle Celaluhu aklıma getirdi. O birkaç isim de söyledim Allah'ın izniyle. Bu bidat ehlinin tamamıdır. Allah rızası için diyorum, uzak durun kardeşim. Bak ben Allah rızası için diyorum. İşte uzak durun, uzak durmazsanız şöyle böyle demiyorum. Zaten ne oldukları belli. Ben Allah için uyardım. Bu adamlar tehlikeli adamlar. Sosyal medyada göz önünde olan adamların da bozukluklarını teker teker saydım. Uzun uzun zaten reddi yapsam buradan sabaha kadar çıkamayız. Ama 10 dakikaya 12 dakikaya anca sığdırabildik. Allah rızası için uyarıyoruz kardeşe. Bu adamlardan uzak durun. İnşallah Ehl-i Sünnet hocalarının da bir listesini yapacağız. İnşallah onu da yapacağız en kısa zamanda. Ama önemli olan bu adamlardan uzak durmak. Zaten bir insan bu adamlardan uzak durursa Ehl-i Sünnet hocaları otomatikman buluyor zaten. Ya çok ciddiyim bak. Bu adamlardan uzak duran adam. Geri kalan kim kalıyor mesela? Atıyorum mesela Cübbeli Ahmet Hoca kaldı. İşte Kerem Önder kaldı. İşte Nihat Hatipoğlu kaldı. İşte Fatih Çıtlak kaldı. Ondan sonra kim kaldı? Mustafa Özçimşekler kaldı. Fatih Kalender kaldı. Yani kalan hocalar belli. Sosyal medyada göz önünde olan hocalar. Sen şimdi bunlar dedim ya, bunları zaten ezberledin mi? Kafaya koydun mu? Bunları açın internetten resimlerine bakın. Fazla da bakmayın da bereketiniz kaçar. Tiplerini bir görün yani bak. Mesela ben atıyorum bir bidat ehlini duydum mu hemen ismini? Hemen resmine bakarım. İsmini duyup resmine bakarım. Çünkü resmine bakayım ki he ben bunu yarın bir gün televizyonda ya da bir yerde gördüğüm zaman he bu adam bozuk adam diyorum. Uzak duruyorum abi. Siz de öyle yapın Allah'ın izniyle. Kardeşler sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah rızası için bu adamlardan uzak durun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.